Mesleki Yeterlilik Kurumu, MYK, meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak kurulmuş önemli bir kurumdur. Kurumun temel görevi, Avrupa Birliği ile uyumlu, ulusal mesleki yeterlilik sistemini kurmak ve işletmektir. Ulusal mesleki yeterlilik sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. Ulusal meslek standardı, UMS, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Mesleklerin belirlenmesi, standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, meslek standardı formatına uygun olmak zorundadır. Standardı yayımlanan mesleğe ilişkin yeterlilik seviyesi, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi'ne, AYÇ, uygun olarak belirlenmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden alınır? MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere verilmektedir. Belgelendirme kuruluşları tüm Türkiye'de sınav merkezi oluşturma ve sınav gerçekleştirme yetkisine sahiptir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almak istediğiniz mesleği aşağıdan seçerek hangi illerde bu sınavların gerçekleştirildiğini harita üzerinden görebilirsiniz. İlin üzerine tıklayarak o ilde sınav yapan veya yapmayı planlayan kuruluşların iletişim bilgilerine ulaşıp belgelendirme süreci hakkında bilgi alabilirsiniz. MYK kapsamında belge alma zorunluluğu getirilen meslek sayısı. Çalışma Bakanlığı'nın 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24 Mart 2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26 Eylül 2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11 Kasım 2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte, 3 Ekim 2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile 26 meslekte ve 9 Nisan 2021 tarihinde yayımlamış olduğu altıncı tebliğde ise 40 meslekte olmak üzere toplam 183 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca yıl sonuna kadar 43 meslekte de belge zorunluluğu getirileceği öngörülmektedir. Ayrıca bugün itibariyle toplam 204 meslek için zorunluluk getirilmiştir. Belge zorunluluğu olan mesleklerin linkini aşağıda yer almaktadır. https://portal.myk.gov.tr/index.php soru işareti option eşittir com alt çizgi yeterlilik ve view eşittir arama ve belge alt çizgi zorunlu eşittir 1. Son olarak 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ekteki 21 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi, MYB, zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler 1 Ocak 2023 tarihinden sonra çalıştırılamayacaklardır. Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır. Teşvik belgesi alanlar için 12 ay sağlanan ilave teşvik imkanı. 2011 yılında getirilen 6111 sayılı kanunla, 1 Mart 2011 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında işe alınan, 18 yaşından büyük olan, kayıt dışı sigortalı çalıştırmayan, işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olan, ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılan her bir işçi için işveren hissesine ait kısmının tamamı teşvik kapsamına alınmıştır. Çalışanlar için MYK belgesi alınırsa, 4447, geçici 10. madde, 6111, teşviki kapsamında, işverenler çalıştırmakta oldukları sigortalı için mesleki yeterlilik belgesi alırlarsa, ilave 12 ay daha teşvikten yararlanabiliyorlar.
Gerek meslek zorunluluğu getirilen 204 meslek gerekse zorunluluk getirilmemekle beraber MYK tarafından ulusal meslek standardı belirlenen toplam 895 meslek için belge alınması durumundan mevzuat açısından bu kapsamda olan çalışanların tamamı ilave 12 aylık teşviklerden yararlanma imkanına sahiptir. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6111 sayılı teşvik, 4447, geçici 10. MD, uygulamasının süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak MYK ile SGK arasında teknik anlamda tanımlama yapılmadığı için bu teşvikten yararlanma imkanı bulunan firmalar teşvikten yararlanma konusunda büyük sıkıntı yaşamaktalar, maalesef sorun halen güncelliğini koruyor.